Şimdi diyelim ki bir odada dört kişi var. İnsanları harfleri kullanarak isimlendirmemden sıkıldığınızı biliyorum ama bu soruda da bunu yapmaya devam edeceğim. Lütfen bana müsaade edin. Evet odada dört kişi var. A, B, C ve D. Çok gizemli isimler. Öncelikle birbirlerini tanımadıkları için tanışmaları gerekiyor. Diyelim ki el sıkışarak tanışmalarını istiyoruz. Merhaba efendim, merhaba ben A, ben B, ben B, ben C, ben D diyecekler. Böyle el sıkışacaklar. Her biri diğer üç kişinin elini sadece bir kere olmak koşuluyla sıkacak ve böylece tanışmış olacaklar. Bir kere el sıkışacaklar yetecek. Tamam, güzel. Şimdi de soru geliyor. Eğer bu insanların her biri diğerlerinin elini bir kere sıkarsa toplam kaç kere el sıkışılmış olur? Evet el sıkışmalarının sayısını, toplam sayısını soruyorum. Hadi her zamanki gibi videoyu durdurun ve soruya cevap vermeye çalışın. Tabi bunu yaparken 3 arkadaşınızı eve toplayıp yani 4 kişi el sıkışıp da saymayın lütfen. Sonucu bulduğunuzu biliyorum. Şimdi bir kere de üzerinden birlikte geçmeye ne dersiniz? Hadi bakalım. Şimdi el sıkışması nasıl olur? Daha doğrusu el sıkışmak için kaç kişi gereklidir? 2 kişi öyle değil mi? Yani siz tek başınıza 2 elinizi sıkamayacağınıza göre başka birinin elini sıkmak lazım. 3 kişilik ya da 4 kişilik el sıkışması da daha icat edilmediğine göre geleneksel el sıkışmasından bahsedelim. Bu birinci, bu da ikinci kişi. Birinci kişi için 4 olasılık var. Yani odadaki 4 kişiden herhangi biri bu kişi olabilir. Bu arada insanların kendi ellerini de sıkmadıklarını, yani başka birinin elini sıktıklarını düşüneceğiz tamam mı? Öyle kendi elini sıkmak yok, diğerlerinin elini sıkacak. Ve bu dört kişiden her biri için burada 3 kişi var değil mi? 3 kişinin elini sıkabilir. Bu durumda toplam 4 çarpı 3 yani 12 olası el sıkışması gerçekleşir diyebiliriz. Şimdi bunun doğru olup olmadığını bir düşünmenizi istiyorum. Bence biraz çabuk bu sonuca ulaştık. Yani gerçekten de 12 tane mi el sıkışması oluyor? Ben emin değilim. 4 çarpı 3 permütasyon sayısıdır. Başka bir deyişte 4 kişi 2 yere yerleştirmenin yani 4 kişiyi 2 yere yerleştirmenin değişik yollarıdır. Değil mi? Bu yerleştirmeyi yaparken kimin hangi yerde olduğuna da dikkat ediyoruz. Yani el sıkışan birinci kişi mi yoksa ikinci kişi mi? Kısacası bu toplamda A'nın birinci, B'nin ikinci ve B'nin birinci A'nın ikinci kişi olduğu durumlar ayrı ayrı sayılmıştır. Ama biz bunu istemiyoruz. Yani A'nın B'nin elini sıkmasını sonra da B'nin A'nın elini sıkmasını istemiyoruz. A ile B bir kere el sıkıştı mı A ile B tanışmış oluyor. Bu kişiler sadece bir kere el sıkışacaklar. Bakın unutmayın bizim için bunlar aynı şey. Ve 12'nin içinde bu ikisi de ayrı ayrı sayıldığı için biz aynı durumu aslında ne yapmış oluyoruz? İki kere saymış oluyoruz. Onun için burada biz ne yapacağız? Permütasyon kullanmayacağız. Permütasyonun yerine kombinasyonu düşüneceğiz. Yani 4 kişiden 2 kişiyi seçmemiz lazım. Sizce 4 kişiden 2 kişiyi kaç değişik şekilde seçebiliriz? Aslında bakarsanız soruda da zaten bu soruluyor. El sıkışmak için iki kişiyi seçmek gerekir değil mi? Tekrar ediyorum. Dört kişiden iki kişiyi seçeceğiz ki her durumda farklı iki kişiden oluşan bir kombinasyon bulalım. AB ve BA aslında aynı kombinasyon. İşte bu yüzden aslında bu soruyu kombinasyon kullanarak çözmemiz gerekiyor. Ve yapmamız gereken de 4 kişiden iki kişiyi kaç değişik şekilde seçebiliriz sorusuna yanıt vermek. Kısacası 4'ün ikili kombinasyonunu bulacağız. 4 kişiyi 2 kere pardon 4 kişiyi 2 yere kaç değişik şekilde yerleştirebiliriz? Burada bunu bulmuştuk. 12. Ayrı renkle yazayım ki nereden geldiğini hatırlatabileyim size. Şimdi 12'yi 2 kişiyi sıralamanın sayısına, biri sağa, biri sola veya biri sola, biri sağa gelecek şekilde düşünürsek 2 faktöriye böleceğiz. 2 faktöriyel nedir? 2'ye eşittir. Bu iki kişiyi kaç değişik şekilde sıralayabileceğimizin sayısı bu şekilde ortaya çıkar. Bu da 4 kişiden iki kişiyi seçmenin permütasyon sayısı. Burada sıra önemli. Paydadaki 2 de buradaki toplamda 2 kere saydığımız durumları düzeltiyor diye düşünelim. İsterseniz direkt formülü de uygulayabiliriz ama bildiğiniz gibi ben formül yerine sorunun mantığını kavrayarak çözmeyi her zaman seviyorum ve tercih ediyorum. O yüzden ne yaptık? Az önce yaptığımız gibi Mantığını anladık. Evet, ne ediyor? 4 kere 3 ediyor 12. Ama 2 kişiyi sıralamanın 2 farklı yolu olduğu için bazı durumları 2 kere saydık. Bunu önlemek için de ne yapıyoruz? 12'yi bölüyoruz 2'nin faktöriyeline. O da eşittir 2 eder. 12 bölü 2 de sonuç ne oldu? 6 oldu. Eğer formülü uygulasaydık, 4'ün ikili kombinasyonu 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 eksi 2 faktöriyel bulurduk. İkilerin nereden geldiğini hatırlatmak için ayrı renk kullanacağım. Şimdi de çözelim. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar birbirini götürür. 4 bölü 2, 2 eder ve 2 çarpı 3 de 6 eder. Harika. Son olarak her şeyin tam anlamıyla anlaşıldığından emin olmak için bu soruyu bir de çizerek çözmek istiyorum. A, B'nin, C'nin ve D'nin elini sıkabilir. Önce burada hesapladığımız 12 el sıkışmasını yapacağım. B, A'nın, C'nin ve D'nin elini sıkabilir. C, A'nın, B'nin, D'nin ve D, D, A'nın, B'nin ve C'nin elini sıkabilir. Sayarsanız 12 elde edersiniz. Ve bu permütasyon sayısıdır eğer d'nin c'nin elini sıkmasıyla c'nin d'nin elini sıkması farklı olsaydı doğru cevap 12 olurdu ama bu kişilerin tanışması gerekiyor ve tanışmak için iki kişinin bir kere el sıkışması yeterli olduğundan işte bu yüzden burada iki kere saydığımız durumları toplamdan çıkarmamız gerekiyor yani ab ile ba aynı ac ile ca aynı ad ile da aynı bc ile cb aynı bd ile db aynı ve cd ile dc aynı Bunları çıkartırsak geriye ne kalıyor? 1 2 3 4 5 6 tane kombinasyon kalır. Yani seçilme sırasının önemi olmadığı bir durumda 4 kişiden 2 kişi seçmenin 6 değişik yolu vardır.